Otantik Bilgiler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bugün sizlerle böyle civcivlerimizi paylaşacağız. Bir yandan da civciv bakımında bazı önemli noktalardan bahsedeceğiz. Öncelikle civcivleri kayıpsız büyütmenin yolları nelerdir? Şimdi burada bizim 9 tane hintimiz, 2 tane de makineden geç çıkan civcivimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bazı rahatsızlıkları var ayağında. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi bunları tedavi etmek için elimizden geleni yapacağız. Makineden gününde çıkmayan civciv %90 böyle sakat çıkıyor. Şimdi öncelikle kayıpsız büyütmenin yolu şu. Şu an biz yaz ayındayız. Hava çok sıcak ama buna rağmen gece saatlerinde hava soğuk oluyor ve bu hayvanların bir ısıya ihtiyacı var. Onu söyleyeyim. Öncelikle bir ısıtıcılı bir yeriniz olsun. Hayvanları sıcak tutun ki hasta olmasın. İkinci şey, böyle hayvan ilk çıktığında direkt bu telin üstüne koymayın. Böyle bir peçete serin. Birkaç gün bunun üstünde gerekirse kalsın. Hayvan yani ilk çıktığında biraz üşüyor çünkü. Birkaç gün kalsın bunun üstünde. Zaten hayvan belli bir büyüklüğe gelince bu telin üstünde zaten ayakları dibe düşmüyor ve bu telin önemini, hayvanın ayaklarına pislik yapışmıyor ve ayak sağlığı için önemli bir nokta. Yani ayakta mantar ve benzeri şeyler için böyle tel tercih edebilirsiniz. Hayvanların protein ihtiyacı için de yumurtadır. Buna benzer şeyler verebilirsiniz ve sularına işte çeşitli hayvanlardaki sağlık durumuna göre vitaminler, ek gıdalar ekleyebilirsiniz. Zaten şöyle gördüğünüz gibi İlk önce ilk çıktıklarında şuna dikkat edin. Yemi yemlikle koymayın. Şöyle yere serin. Hayvan yeme en kolay yoldan ulaşabilsin. Belki ilk doğduğunda şu çanak suluğa yetişemez diye şöyle şu köşede bir tane küçük suluk koyduk. Hayvan yani bunlar şu an 3 2-3 günlük böyle artık yemliklerini de koyduk gördüğünüz gibi. Yemlikten yiyip içiyorlar. Bu sakat olanlarla da ilgileniyoruz. Şöyle bir tane de şurada var. Bunlar hintlerimiz. Şu dolabı da kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi çaparlar falan da mevcut. Güzel bir şekilde büyüyorlar. Alt katta nelerimiz var? Alt katta şöyle köy civcivlerimiz var. Bunlarla ilgili aklımda bir şey var. İnşallah ilerleyen videolarda sizlerle paylaşacağım. Bunlar da burada. Diplerindeki peçeteleri kaldıracağız. Böyle artık yemliklerini de koyduk, büyüdüler çünkü. Yemlikten rahat bir şekilde yiyebiliyorlar. Yani civcivi kayıpsız büyütmek istiyorsanız hayvanı kendi boyutuna göre yemini vereceksiniz. Büyük, şöyle maşallah. Çok güzel bir civciv. Hayvana kendi sıfır numara yem diye tabir ediliyor. Tamamen toz. Hayvanı hem geliştiriyor hem de çok hızlı büyütüyor. Dediğim gibi sularına da gerekli takviyeleri yapabilirsiniz. Şimdi makinamızın çıkım videosunda da sizlerle paylaşmıştık. Bir parçalı yükleme yaptığımızı söylemiştik. Şöyle açalım bakalım. Henüz çıkım olduğunu zannetmiyorum. Şöyle çok da açık tutmayacağım. Çıkımı aldık. Maviciler var ve Hintler var. Onların da daha 2 günü var. Bugün 19. gün. Her makinanın bir özelliği var. Yani her makina şu günde çıkaracak diye bir şey yok. Her makinanın çünkü çıkım tarihi farklı oluyor. Kimisi 19. günde çıkarıyor. Kimisi 20. günde çıkarıyor. Bizim bu makinede 20. günün gecesi başlıyor çıkım. 21. gün büyük bir çoğunluğu çıkmış oluyor ve eksik olanları da işte 23'e kadar sarkabiliyor çıkım. Bugün de böyle civcivlerimizi sizlerle paylaşmak istedim. Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.